Hayır. Bizi tehdidin elimizden aldılar. Vermezseniz İzmillah olacak dediler. Biz de en sona biz verdik zaten. Ne diye tehdit ediyorsun? İzmillah olacak. Yani paranızı 3 milyar 5 milyar bankaya yatacak. Değerinden düşük dedi. 100 milyarlığı sahip değeri dedi. Biz de size 10 milyar vereceğiz. Şimdiki görüşünüz ne? Biz kese dönüşüm istemiyor. Biz müteahhitlere veririk. Oralar kendileri. Madem öyle imar proje gelsin bizim buraya. He, proje kendimiz yaptıralım. Güzelce versinler. Bize değerinden fazlasını, bize resmen evi sattı. Başka bir şey yapmadı. 60 milyar ödemeye hiç hakkı şeyim yok. Benim eşim trafik kazası geçirmiş 19 yaşında. Şimdi tek bacağının üstünde çalışamaz benim için. Yani şimdi millete bir daire veriyorlar. 70-80 milyar borçlandırıyorlar. Herkese aynı şekilde. Atlı üstü evi bir 110 metrelik kare ev ama 60 milyar borç. Hep borçlandırıldı. Ödeyemem yani. 175 metrekare ev benim. 75 metrelik alırsam 80 milyar borçlanıyorum. 15 senede ödeyeceksin dedi. 2 milyar aidat çıkıyor. Ben neyle ödeyeyim? Yani kentsel dönüşüme temelden karşısınız. Karşıyım ben. Biz ben de karşıyız. Yani buradalar zaten mağdur kişiler. Evet, Efendi Bey mahallesinde hep mağdur. Burada nereden bakarsan vakıftan geçiniyorlar, yardımdan herkes, geçinen insanlar var. Ha bir de bu yardımı böyle ediyorlar ya, milleti dilendiriyorlar. Dilendirmesinler, ayakkabı kutu doldurmasınlar, fabrika kursunlar, bu garibanlara iş alsınlar o zaman. Çalışsınlar, bize bir torba kömür vermeyle bir torba şey değil. Mağdurları çalıştırsınlar, fabrika kursunlar. Çalıştırsınlar. Ben makarna istemiyorum. Ben kömürümü kendim alırım ayda. Bana iş temin etsin. Doğru söylüyor. İş temin etsin. Fabrika kursu. Bu Kersel'den geldi benim evimi aldı. Beni ilk kötü aldı. Yaptırdıydım ben. Evim yandı. Ben yardımdan yaptırdıydım. Benim evim 175 metrekare. Ama bana ne dedi? 75 metrelik. Bir artı bir alırsan 80 milyar borçlanıyorum. Ben neyle ödeyeyim 80 milyarı? Eşim 3 aydan 3 aya özürlü maaşı alan bir kişi. Peki belediyenin verdiği hizmetten memnun musun? Hayır. Hiç memnun değilim. Bak çöplerimize ne? Bak yıktı binanın yerleri gitti, enkazı kaldı. Efendi Bey baktı. Enkazı kaldı. Şeyi efendiyi bırak. Altyapı yok. Lağım ayda bir tıkanır lağımlarız. Ay bırak. 15 günde bir şeyci geliyor, itfaiyeci geliyor, temizliyor, gidiyor. Onlar da yani baştan sağlar. Önemsemiyorlar. Nasıl olsa kentsel dönüşüm. Biraz da şu taraflara da bakabilir. İleride de tıkanmış herhalde şeyler oldu. Altyapıda su sızıyor sabahtan şeylerde. Biz çöpçü istedik, belediyeye vardık. Bizim elimize yardım kolisi tutuldu. AK Parti. Seni işe alacak, gel evime, gel abimin evine gitti, abimi Ankara'ya yolladı, bizi de tuttu, hiç ilgilenmedi bile 5 senedir, benim abimle hiç ilgilenmedi. Belediye başkanı mı? Evet, benim abim Nazım Polat'la ilgilenmedi, kaldı ki eşimle de ilgilenmedi, biz onunla mı şey ettik? Biz onu tuttuk açık açık, onu savunduk ama o hiç ilgilenmedi bizimle. Biz komşumuzla, komşuyla şeye gittik, belediyeye. Sokaklar çöp götürüyorduk. Bize bir çöpçü gönderildik. Bizim elimize resmen koli tutuşturdu. Çuval, gıda çuvalı. Gidin dedi. Biz dedik ki çuval istemiyoruz, gıda istemiyoruz. Sokaklarımızı temizleyin diye çöpçü istiyor. Elimize bir 60 milyonluk şey, 25 milyonluk. Ya ben ona ihtiyacım yok. Benim çoluğumun çocuğumun geleceğe ihtiyacı var. Fabrika kurun o zaman. Garibanlar çalışsın, bir iş merkezi kurun. Bize gıda vermeyle, şey vermeyle milleti dilenciliğe alıştırmayın. Alışıyor resmen çalışmıyor. Adam diyor ki nasıl olsa ben gıdamı alıyorum diyor. Kömürüm geliyor, yiyeceğim geliyor diyor. Çalışmıyor. Niye çalışmayacağım kardeşim? Ben 100 milyon verdim ya ayda. Dünyanın çeşit çeşit makarnamı alırım. 250 milyon verdim ya 500 kilo kömür alırım. Doyasıya yakarım. Bana bir ton vermiyor. Bir ton da gelmiyor o kömür. Verdikleri bir ton yok. 600 kilo kömür. Ben darttım resmen. Peki bu alınan kömürü de satıyorlar resmen. İhtiyacı olmayan alıyor. Doğalgazlı evde oturan adamını bulup da kömürü alanlar resmen kömürcülere satıyor veya ihtiyacı olana satıyor. Ben buna da denk geldim. Vardım şikayete. Ne dedi biliyor musun? İmzalı dilekçe yazda getirdi. Bu belediye başkanı mı istedi? Bunu herkes öyle diyor.
Belediye başkanı istedi zaten. Evet. Belediye şimdi, bana telefon açıyor. Eşin özürlüymüş. Tekerlekli sandalye ister misin? Ben istemiyorum. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. İhtiyacı olanları görmüyorlar. Kalabalık. Aa, ben sen bana oy vermem mi? Resmen bana öyle üstüne diyor. Varamaz. Başvurduk. İyi. Akşam bir ara gelelim, uğrayalım da bakalım demiş. Peki belediye başkanım burası Niğde'nin marka bir şehir olduğunu iddia ediyor. Bu, değil, değil. Hayır, hayır, marka ne markası? Bakımsızlık. Marka şehir dediğiniz böyle değil. Kendi gelsin burada oturuyorsa biz de oturalım. Baksın yani. Kendisi bak sitede oturuyor. Öyle takım elbise oturuyor. Giyip kravatı takıp da yok. Ana yolların altını yaptım, kaldırımını yaptım demeyle başkanlık olmaz. Olmaz. Her gelen başkan aynısını söküyor, hayır, yapıyor. Canım, kaldırım taşına sokuyor. Kaldırım taşına bizim ihtiyacımız yok. Ya bir bakın buraya kaldırım taşı ne yapsın? Çarşıyı i̇şte yapacağını bak. Biraz da buraları gelsin görsün. Bunu yaptırdı, bu taşları yaptırdı. 3 ay sonra burayı yıktı. Ya yaptırma, bu taşlara ihtiyacımız yok bizim. İşte yani diyorsunuz ki marka şehir burası. Evet, marka şehir burası gelsin görsün. Başbakanı da gelsin görsün bir marka şehir mi, belediye başkanı da gelsin. Altyapı yok. Az daha benim evime lağım taşıyacak. Bak. Ben fark etmesem onu lağım taşıyacak. Niye bir de partililerin evi yıkılmıyor, daireleri yıkılmıyor da? Bu garibanların evi yıkılıyor. Niye kolamanların evi yıkılıyor? Şu, onu sorayım. Burası ben. Var ya, sırf inanın ki AK Partili olmayanların kenarları evet. Bu şekilde. Evet. Az ileride yıktılar, evet. Hemen temizlendi, kumları atıldı. Ama AK Partili değilsen bu şekilde kalır. Evet. Benim çöpüm yoğunlarında yatırlar, o şekilde duruyor. Bir küllük koymadılar, külü tamam. Aldılar, attılar. 2 gün oldu küllük koyuyor. Benim eşim yoğun bakımda yatarken kesel dönüşüme biz daha girmediydik. Bana bir telefon geldi, acilen gireceksin, süren doldu dedi. Ben de dedim ki eşim yoğun bakımda yatıyor, eşimin üstüne alsa. Ne yap yap al dedi bana 175 metre kare evime. Kaç para değermiş lira? 5 milyar değermiş lira. 5 milyar mı ediyor? Normal bir ev. O zaman bana 2+1 evi versin, ben ona 10 milyar veririm. Bu iş öyle koltuk davasıyla olmuyor kardeşim. Olmuyor. Baksın Niğde'mize baksın ya, en eski mahalleden böyle işte. En eski mahalle. AK Partililere İki dükkan bir daire verdi, bize bir oda veriyor, 60 milyar borçlu. AK Partili olan kendi eşiği adamlarına olana 2 dükkan bir daire verip 30 milyar borçlu kalıyor. Niye o? Adaletsizlik bu. Olmaz bu, adaletsizlik. Ben kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Zehirle zıkım olsun diyorum. Helal etmiyorum. Geçen bana diyor ki, senin kaytın diyor köyde mi diyor, vicdansızlık yapmayın diyor. Buraya alın da oyunuzu. Atmam kardeşim. Atmadım da atmıyorum da bana torbadan makarna mı veriyorum? Vermesin istemiyorum. İstemiyorum, benim çalıştıktan gelir, ben onları alırım. Vermesin bana. 3 aydan 3 aya maaş alıyormuş eşim. Kesermiş. Beni tehdit ediyorlar. Kessinler kesebiliyorlarsa. O benim eşimin doğal hakkıdır. Yasal hakkıdır. Ondan yasal hakkı. Yasal hakkı. Bu kömür eskiden de vardı. Ama mağdurlara veriliyordu. Şimdi kolunda bilezikli diye alıyor, emekli de alıyor, doğalgazlı da dairesi, evi, parkı olan da alıyor. Niye? Adamını bulan bir selamdan el işini hallediyor. Evin omunda kaç tane kamyonu var, o bile aldı bu sene kurmuş. Olmuyor bu iş. Bu iş olmaz kardeşim. Her şey kalktı diyorlar. Nerede kalktı? Hani ya? Muhtarı sor. Muhtarı. Muhtardan memnun musunuz? Muhtardan memnunum. Ya. Ama nasıl memnun? Hiç gelmedi görün daha. Mi? Hiç 5 senedir hiç bilmez. Benim kaynanamın yanında 2 tane yetim var. Yalçın abi geliyordu, bir soruyordu hali nasıl, yolu nasıl diye. Geçin kayınvalidemle konuşun. Bu muhtar daha kapımızı bilmez. Ötün bir. İşte vakıflara başvurdum. Vakıflardan gıdaya diyeyim başvurdum. Bir yardımcı ol muhtarım da dedim. Bir çıksın, biliyorsun sen bizim durumumuzu. Muhtarlara da elinden yetki alındı. Muhtarlara da benim. Bakmadı bile. Muhtarlara yetki alındı. Diyor ki ihtiyaç olana bana yönlendir dedi. Resmen Faruk Akdoğan öyle etti. Muhtarları tehdit etti. Yardım ettirmiyor. Tehdit ediyor ya. Yardım olana bana gönder ki ben diyor şey alayım.
Yalçın abini. Yalçın kendi adamıydı da ondan. Ya sus ya, öyle değil. Kendi istese kopar. Ayşegül geldim demiyor adamlar. Geldim. Bakın bu bayan Mersin'den geldi. Geliyoruz bir dakika. Evet. Mersin'den geliyor ve burayı beğenmiyor. Diyor nasıl bir marka şeyi burası diyor. Kendisi öylesin. Şimdi Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın Niğde'nin marka şehir olduğunu söylüyor. Siz bir Mersin olarak ne düşünüyorsunuz? Yanlış söylüyorum. Yani şuraya bakın. Ya benim size göstermeme gerek yok. Buralar, sokaklar berbat bir şey. Köy ya, resmen köy. Benim köyüm daha güzel. Sokakta bir tane çöp bulamazsınız, bir tane yıkık bir yer bulamazsınız, göremezsiniz. Ben Mersin'den gelip Tarsus'tan geliyorum. Kesinlikle böyle bir peki, şey peki belediyenin verdiği hizmetlerden anlıyorsun? Memnun olsam zaten konuşmam ki. Çöp mesela, hani çöpü alıyorlar tamam da. Şurada bir kovamız vardı, kovamız gitmiş. Biz çöpü oraya koyduk. Yani bir insan bunu fark etmesi lazım, çöpçülerin ağzına söylemesi lazım. Ben dışarı çöp koyuyorum, hiç hoşnut değilim. Anasını çevre. Düzene bakar mısınız ya? Allah'a bakar mısınız? Ya yani ben burada kiracıyım, ben buradan çıkacağım şahsen. Mahallenin pis, ev sahibinden değil mahallede. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakın o zaman başlıyor. Memnun musunuz tokunun başlamasından? Vallahi bilmiyorum. Şu halde bakınca... Değilsiniz. Değil. Ne ya? Değil. Başa gelenler bir şey etmiyor ki. İtti yürü diyor. Biz de onun için işte vatandaşa geldik. Raportaj yapıp yayınlayacağız ki vatandaş görsün bunu. İşte diyorum ya, gelsin bir de bir, her tarafa yapıyor diyor. Gelip de bir de efendi beyin haline baksın. Evet, bakar mısınız? Biz külü dışarı döküyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Bu kontrolü yeni koyuyorlar. Ya rezillik. Yaptığı yeri yapıyor. Eskumuşu yapıyor, sağa yapıyor, solu yapıyor. Efendi beye gelince yok. Evet, hadi Allah kolaylık versin. Sağ olun. Herkes şikayetçi ya, kimse sen ben değilsin. Ben gelmişsin, düşünün hepsi şikayetçi. Yok canım, bakar mısın? Niye şikayetçi olmayacağız? Buraya hiç adam artamıyor. Yok böyle bir şey yok. Efendi Bey geliyor. Yeşil alanı bir parkı. Parktan yeşil alandan da artık biz vazgeçtik. En azından